davranabiliriz. Hani aynen, isteyen kesinlikle. Arkadaşlar da çıkabilir, evet. Şey yapabilir. Hani evet. Öyle de olabilir. Programı o şekilde de şey yapabiliriz. Organize edebiliriz. Güzel. Ya ben... Evet, değerli katılımcılar, saat 14.05 başlıyoruz izninizle. Bundan sonra gelenleri de, katılanları da aramıza, arkadaşlarımız zaten sisteme dahil edecekler. Zayda Akut, Gamze Gizem Gündoğdu ve Emir Murat Gül, İmalat Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Zoom İmalat toplantısını yapıyorsana sen de. Gamze Hanım ve Zayda Hanım da. Fosap atmış ya. Uzman yardımcıları. Gir görürsün. Sistemiyle ilgili olarak gir ya. Belki elektronik ve makina sektörlerine dönük olarak, otomotiv sektörlerine dönük olarak ülkemizdeki destekler konulu sunumlar olacak. Sunumların ardından da soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Yaklaşık 1,5 saat gibi bir zaman dilimi içerisinde toplantıyı toparlamayı hedefledik. Toplantı öncesinde de Emir Beylerle bu yönde konuştuk ama şunun altını çizmek lazım. Zamanla ilgili bir sıkıntımız yok. Özellikle bakanlık tarafındaki katılımcılarımız tarafından. Dolayısıyla eğer soru cevap kısmı faslı uzarsa da biz devam edebiliriz istediğimiz kadar.
Özetle bu 1,5 saatin yarısını Zahide Hanım'ın yapacağı sunum ağırlıklı olarak gidelim. Kalan yarısında da yine Emir Bey'in ve Gamze Hanım'ın da elbette katkıları olacak ama kalan yarısında da katılımcılarımızın sorularını cevaplandıralım. Daha verimli ve birim zamanı daha etkin kullanmak açısından diye toplantı esaslarımızı koymuştuk. Bu paralelde hayırlı olsun temennisiyle tekrar başlıyorum ve ben ilk sözü de toplantının moderatörü olarak diyelim HOSAP Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Faruk Korun'a bırakmak istiyorum bu noktada Zahide Hanım'ın sunumuna geçmeden önce. Sayın Başkan buyurun. Teşekkürler Celil. Herkese merhaba. Öncelikle Sanayi Teknoloji Bakanlığımızdan bizlere değerli bilgilerde sunmak için bizim aramızda olan Emir Bey'e, Zahide Hanım'a ve Gamze Hanım'a hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bölgemiz sanayicileri ve diğer taraftan diğer sanayici arkadaşlarımıza da toplantımıza hoş geldiniz diyoruz. Bizim Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'ni herkes tanıyor. Çok fazla o konuda bir şey söylemeye gerek yok. Ancak biz geçtiğimiz sene pandemi ve salgın başlamadan önce sanayicimizin belirli konularda bilgilendirilmesi adına bazı toplantılar ve bu tarzda briefingler yapmaya başlamıştık. Fakat pandemi girdikten sonra bunlar biraz sekteye uğradı. Daha sonra birkaç toplantıyı yine Zoom üzerinden yaptık. Geçen haftalarda da bakanlığımızda gittiğimizde, bakanlığımızın ilgili birimindeki genel müdürümüzle görüştüğümüzde sanayicilerimizi bu teşviklerle alakalı bilgilendirmek doğru olur dedik. Çünkü bu pandemi döneminde bizim burada işler her ne kadar çok fazla sekteye uğramadıysa, bizim sanayi bölgemize özel söylüyorum, ama genelde yine bir sıkıntı var tabii ki. Bu arada bakanlığımızın ve devletimizin sanayicilerimize yönelik yapmış olduğu bu desteklerden de haberdar edilmesinde fayda olacağını düşünerek böyle bir toplantı düzenlemeye karar verdik. Dolayısıyla bugün bu toplantıyı yapıyoruz. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Evet Zahide Hanım, herhalde sizinle başlayacağız ve devam edeceğiz bu noktadan sonra. Önce Emir Bey. Emir Bey. Emir Bey, evet. Ben de Sayın Başkanım, değerli katılımcılar, hepinize hoş geldin diyoruz. Aslında ev sahibi sizsiniz ama biz de ev sahibi sayılırız. Hani evet. Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü de bakanlığımız bünyesinde. Diğer taraftan da dün verdiğimiz şehitlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin de başı sağ olsun demek istiyorum sunumun başında. İnşallah bir daha böyle bir olayla karşı karşıya kalmayız. Bir daha şehit vermeyiz diyorum hiçbir zaman. Şimdi biz Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'deki yatırımların teşvik edilmesi, bunların politikalarının belirlenmesi, belirlenen politikalar doğrultusunda yatırımların teşvik belgesine bağlanması gibi işlevleri yürüten bir genel müdürlüğüz. Türkiye'nin her tarafına devlet desteklerini veriyoruz ve bir şekilde yatırımları desteklemeye çalışıyoruz. Tabii belirli hedefler ve amaçlar doğrultusunda, işte bu amaçlarımız neler olabilir? Orta yüksek teknoloji yatırımlarının arttırılması, kümelenmeyi desteklemek, ondan sonra iller arası gelişmişlik farklarını azaltmak gibi birçok amaç doğrultusunda yatırımları desteklemeye çalışıyoruz. Bunlarla da ilgili Zahide Hanım, değerli uzmanımız, size bir sunum yapacak yaklaşık 30 dakika. Son kısımda da muhtemelen sanayicilerimiz merak ediyordur. Bu hamlenin tebliği de çıktı. En azından ürün listelerine ilişkin tebliğler de çıktı. Onlara da kısaca ben değineceğim proje bazlı yatırımların teşvikiyle ilgili. Şimdi sözü Zahide Hanım'a bırakıyorum. Merhabalar. İnşallah çok fazla uzatmadan herkese faydalı olabilecek şekilde bir sunum gerçekleştirebiliriz. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Genelde Bursa'ya verdiğimiz destekler onlar üzerinde yoğunlaşmaya çalıştık. Ben önce sunumu aktaracağım müsaadenizle. Çağlar Bey. Evet.
Emir Bey, öncelikle sunumumuzda nelerden bahsedeceğiz? Mevzuatın amaçları, yatırım teşvik belgesinin amaçları ve ilgili mevzuattan bahsedeceğiz. Gerçi Emir Bey giriş yaptığı amacımızla ilgili. Desteklerden bahsedeceğim. Ne tür destekler sağlıyoruz? Uygulaması nasıl? Emir Bey de proje bazlı teşvik sistemi ve hamle programı ile ilgili bilgi verecek. Öncelikle biz 2012-33-05 sayılı yatırımlarda devlet yardımları hakkında karara göre düzenliyoruz teşvik belgelerini. Bunun uygulanmasına ilişkin de 2012'ye bir sayılı tebliğ yayınlandı 2012 yılında. Bunu yürütmeye çalışıyoruz. Altı yok. Yok, altın yanında bende. Altın sonunda. Ama amacından zaten Emir Bey bahsetmişti. Kısaca ben de bahsedeyim. Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan aramalı ürünlerin üretiminin artırılması, teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek orta yüksek teknolojiyi içeren yatırımları desteklemek, az gelişmiş bölgelerdeki gelişmişliği artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak, kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi, yani bu OSEB yatırımların kümeli bir şekilde, yani OSEB'lerde endüstri bölgelerinde yapılmasını teşvik etmek. Ne tür teşviğimiz var düzenlediğimiz teşvik belgelerde? Bölgesel teşvikler, öncelikli yatırım teşviği, stratejik yatırımlar ve genel teşvikler hakkında düzenliyoruz belgeleri. Bölgesel teşvik bizim iller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı hedefliyor. Öncelikli yatırım konuları da bölgeselden bağımsız olarak ürünün gelişmesini destekliyor. Stratejik yatırımlarda cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak, katma değeri yüksek ürünlerin yatırımını destekliyor. Genel teşvikte teşvik edilmeyecek yatırım konuları dışında kalan tüm yatırımları kapsıyor. Şimdi bizim destek unsurlarımız neler? 9 tane destek unsurumuz var. Yatırımlarda teşvik belgesinde tanımladığımız. Genel teşvikte KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti sağlıyoruz. Bunları ileride yapayım. Şimdi bizim KDV istisnası dediğimiz nedir? Yurt içinden ve yurt dışından mal temin edeceğimiz zaman katma değer vergisini ödenmeden bu malların temininin sağlanması. Gümrük vergisi muafiyeti de ithal yurt dışından temin edilecek malın gümrük vergisinin ödenmeden temin edilmesi. Vergi indirimi de gelir veya kurumlar vergisinin yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. Bunlar değişen oranlarda uygulanıyor. Stratejik yatırımlar, bölgesel teşvik uygulamaları ve öncelikli yatırımlarda tanımlıyoruz vergi indirimini. Bu oranlar dediğim gibi yatırım yerine ve yatırım konusuna göre değişiyor. Zayda Hanım, bir saniyenizi rica edeceğim. Arkadaşlar, mikrofonlarınızı kapatırsanız çok iyi olacak. Bakın İlhan Bey, İlhan Malkoç, şu an mikrofonunuz açık. Sesiniz buraya kadar geliyor, karışıyor. Lütfen mikrofonlarımızı kapatırsak iyi olur. Konuşacağımız zaman açalım. Teşekkür ederim Zayda Hanım. Lütfen devam edebilirsiniz. Faiz desteği nedir? Bu bizim sağladığımız desteklerde nakdi olarak tek sağladığımız destek. Burada yatırım tutarının teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70'ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kar payının belli bir kısmının bakanlığımızca karşılanması. Birinci ve ikinci bölgelerde faiz desteği tanımlamıyoruz bölgesel uygulamalarda. Ama üçüncü, dördüncü, beşinci bölgelerde öncelikli ve stratejik yatırımlarda İlhan Bey, kusura bakmayın, çok karıştırıyorum, kapatırsanız. Zayda Hanım. Efendim. Bir saniye, bizi host yapabilir misiniz tekrar? Şu sesi bir keselim de siz tekrar sunumuza rahat rahat devam edin. Ya kusura bakmayın, karıştırıyorum da şimdi. Nasıl yapacak? Onu biliyor musunuz?
Neyse devam edeyim. Birden fazla host olabiliyor diye biliyorum ama. Bir saniye hallediyoruz. Tamam devam. Tamam devam edebilirsiniz. Tamam. Yatırım yeri tahsisi var. Yatırım yeri de stratejik bölgesel stratejik yatırım öncelikli yatırımlar için teşvik belgesine tanımlanıyor. Bunu firmanın isteği üzerine belgeye tanımlıyoruz. Bu da tabii yatırım yeri tahsisini biz yapmıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılıyor. Sigorta primi işveren listesidir. Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren listesi desteğinin hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belli bir süre bakanlığımız tarafından ödenmesi. Sigorta primi de aynı şekilde sigorta primi işveren hissesi gibi sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının yine bakanlığımızca ödenmesi. Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere sadece 6. bölgede gerçekleştirecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerini veriyoruz. Ayrıca Hamlet'te de bu desteği veriyoruz. Hamlet kapsamında gelir vergisi stopajı. Bu da aynı şekilde belirlenen istihdamda asgari ücreti tekabül eden kısmın gelir vergisi stopajını biz ödüyoruz. Bu da 6. bölgede ve teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı kapsamında uygulanıyor. KDV iadesi de sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk lirasını geçen stratejik yatırım larda bina inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV'nin iade edilmesi. Aynı şekilde imalat sektörlerinde gerçekleştirilecek yatırım teşvik belgesi kapsamındaki bina inşaat harcamalarında da 2017-2021 yılları arasındaki belgelerde KDV iadesinden yararlanabiliyorlar. Şimdi bizim baktığımız şeylerden biri de belge düzenlerken asgari yatırım tutarı ve belgeyi verebilmeniz için gerçekleştirmeniz gereken, bize sunmanız gereken asgari bir tutarlar var. Bunlar birinci ve ikinci bölgelerde genel belge verebilmeniz için birinci ve ikinci bölgelerde 1 milyon, geri kalan bölgelerde de 500 bin lira. Stratejik yatırım için asgari yatırım tutarı 50 milyon, bölgesel teşvik uygulamalarında ise asgari 500 bin liradan başlayan her bir sektör ve il için ayrı bir tutar. Genel teşvik uygulamaları şimdi bölgeselden bahsetmek istiyorum. Bu dediğimiz gibi iller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak için yürütülen bir teşvik sistemi. Burada illerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğun gelişmişlik seviyelerine göre TÜBİTAK'ın yürüttüğü SGE 2017 çalışması esas alınarak ülkemiz 6 tane bölgeye ayrıldı. Bu nelere bakıldı bu değişkenli şeylerde? İstihdamlar, rekabetçi ve yenilikçi kapasite değişkenleri, mali değişkenler, demografik değişkenler gibi, eğitim, sağlık seviyesi gibi değişkenler göz önüne bulundurularak 6 bölgeye ayrıldı. Bursa'da bildiğiniz gibi birinci bölgede yer alıyor. İller bu şekilde. Buraya girmeyeyim. Şimdi bu da çok şey olur. Burayı da geçeyim. Şimdi bölgesel teşvik uygulamaları neler uyguluyoruz? Bu saydığımız çoğu şey destek unsurlarını sağlıyoruz aslında. Sadece bölgesine göre ve yatırım konusuna göre değişiyor bu destekler. Bunların dışında alt bölge desteklerinden faydalanıyorsunuz. Yani Bursa birinci bölge olabilir ama daha alt desteklerden de faydalanabiliyor. Şimdi bu alt desteklerden faydalanma yolları neler? Bunları sayayım. Belirtilen yatırımlarda vergi indirimi ve sigorta primi işveren listesi desteği bir alt bölgelerden destekleniyor. Mesela bölgesel belgeyseniz organize sanayi veya
imalat sanayi yönelik endüstri bölgelerinde gerçekleştiriyorsanız ve sektörel işbirliğine dayalı yatırımlarda bir yatırım yapıyorsanız bir alt bölge desteklerinden faydalanıyorsunuz. Yani Bursa birinci bölge OSB'de yaparsa ikinci bölge desteklerinden, yani daha yüksek desteklerden faydalanmış oluyor. Ya da OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre EK6'da orta yüksek teknolojili konular yayınlandı. Burada OECD'ye dahil konuları görüyoruz. Şimdi bizim dairemizin de ilgilendiği, dairemizin de müracaatları incelediği konular 29-31 konuları. Bunları biz OECD'den veriyoruz. Dairecek. Yakın zamanda bir değişikliğe gidildi. Normalde 34-35 de bizdeydi. Ulaşım araçları ve otomotiv konusu. Bu yeni bir daire kuruldu. İmalat 4 olarak. Bu konular onlara geçti ama yine de ben bilgisini vereceğim onlarla ilgili. Şimdi bu OECD'ye göre belirlenen konularda İstanbul ile hariç birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerde eğer münferiden bu OECD yoğunluk tanımına göre bu konularla ilgili üretimi yapıyorsanız dördüncü bölge desteklerinden faydalanıyorsunuz. Dördüncü, beşinci ve altıncı bölgelerde gerçekleştirildiğinde ise bölgesel bir üst de ise bölgesel desteklerden faydalanılıyor. Burada normalde birinci bölgeye bölgeselde faiz desteği yoktu ama OECD olduğunda direkt dördüncü bölge olarak sayıldığından faiz desteğiyle tanımlanmış oluyor ve sigorta primi işlem listesi desteği ve vergi indirimi de dördüncü bölge olarak direkt belgenize tanımlanıyor. Daha sonra 1 Ocak 2021 tarihinde de bir değişikliğe girildi. Bunda da bir alt desteklerinden faydalanacak ilçeler yayınlandı. Bu ilçelerde de eğer bölgesel destek şartlarını sağlıyorsanız bir alt bölge desteklerinden faydalanmış oluyorsunuz. Yani Bursa'dasınız, birinci bölge desteklerinden aldınız, Bursa'nın az önce birazdan söyleyeceğim ilçelerinde olursanız o zaman iki alt destek, yani ikinci bölge desteklerini faydalanmış oluyorsunuz. Şimdi şeye göre ek yediye göre 1 Ocak 2021'de yayınlanan ek yediye göre Bursa'nın memleketim olan Harmancık, Keles ve Büyükoğlu Orhan ilçeleri bir alt bölge desteklerinden faydalanabilecek. Eğer bu ilçelerin OSB'sinde olursanız iki alt desteklerinden faydalanmış olacaksınız. Şimdi bölgesel destekler bu şekilde. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum ben. Bursa'da ne kadar teşvik belgesi verilmiş yıllar içerisinde. 2012 yılından itibaren Bursa ilinde gördüğünüz gibi artan şekilde belge düzenlendi. En son Ocak ayı içerisinde 68 tane belge düzenlemişiz Bursa'ya. Ve belge düzenlemede de 2011 yılı içerisinde ikinci sırada sektörüne göre en çok imalat belgesi düzenlemişiz. Daha sonra hizmet, daha sonra da enerji belgeleri düzenlemişiz. Şimdi destekleme sınıfına göre de en çok bölgesel desteklerden faydalanmış. Hatta bu bölgesel desteklerin çoğu OECD dördüncü bölge destekleridir. Öncelikli yatırımlardan bahsedeyim. Bölgesel destekler bu kadardı. Şimdi beşinci bölge destekleri de dediğimiz gibi ürüne yönelik teşvik. Burada nerede yapıldığı şey yapılmaksızın, hani gözetilmeksizin ürüne yönelik destek veriliyor. Beşinci bölge destekleri. Bunlar neler? İlaç, büro, muhasebe, bilgi işlem makineleri, radyo, televizyon. Buradan devam edeyim. Arge projeleri neticesinde eğer TÜBİTAK, KOSGEB gözetiminde bir proje yürüttüyseniz ve bunu başarıyla tamamlayıp seri üretime geçmek istiyorsanız o zaman size 5. bölge desteklerinden faydalandırıyoruz. Eğitim yatırımları, belirli otomotiv ve yönelik motor yatırımları,
Hepsini saymayacağım. Çok fazla konu var. Şey olursa bunların mevzuatta madde 17'de bu dahil olan bütün konular bulunuyor. Şimdi öncelikli konularda, öncelikli yatırım konularında eğer yatırım yapmak isterseniz desteklere KDV istisnası var, gümrük vergisi muafiyeti, bu zaten bütün teşviklere tanımlanıyor. Ekstra %80'in %40 oranında vergi indirimi, 7 yıllık bir sigorta primi işverim listesi desteği, yatırım tahsisi, geri tahsisi ve faiz desteğinden faydalanıyorsunuz 5'e 2 puanlık. Sonra stratejik yatırımlara geçeyim. Stratejik bir yatırımın stratejik yatırım olabilmesi için asgari sabit yatırımın 50 milyon Türk lirasının üzerinde olması gerekiyor. Yurt içi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması, katma değerin asgari %40 olması, son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon doların üzerinde olması gerekiyor. Yeni hamle programı kapsamında stratejik yatırım olarak desteklenmesi bakanlıkça uygun görülen yatırımlar yukarıdaki kriterler aranmaksızın stratejik yatırım olarak kabul ediliyor. Şimdi stratejik yatırımlarda ne tür destekler var? KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işverim listesi desteği, yatırım yeri tahsisi, KDV iadesi, sigorta primi desteği, gelir vergisi, stopajı. Bu son iki konuda 6. bölgede ve hamle kapsamında stratejik olan yatırımlarda veriliyor. Destek unsurları da bu şekilde. Bunları da şey yapmayın. Genel teşvik uygulamalarından bahsedeyim. Bu da bizim yayınladığımız teşvik edilmeyecek yatırım konuları var. Bunların dışında kalan ve diğer bölgesel kapsamına alınmayan vergileri biz asgari yatırım tutarını sağladığı zaman genel vergi düzenliyoruz. Bunlar neler? KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve 6. bölgede olursa gelir vergisi stopajı desteği veriyoruz. Şimdi bu şeyimiz bu kadardı. Hani benim anlatacağım bölgesel, stratejik ve uygulanan destekler bu kadardı. Emir Bey birazdan proje bazlı ve hamleyi anlatacak ama ben bundan önce bana çok gelen sorular var. Biz peki belgeyi nasıl alacağız diye çok fazla soru geliyor. Önceden bütün işlemleri kağıt olarak yürütüyorduk. Ama 2018'den sonra elektronik teşvik uygulama yönetim sistemi yani ETO'yu kuruldu. Bütün müracaatlar bunun üzerinden yürütülüyor. Bunun için bizim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sitesinde destekler ve teşvikler kısmı var. Onun altında ETO'yu, elektronik teşvik uygulama yönetim sistemi diye bir kısım var. Oradan öncelikle yetkilendirme almanız gerekiyor. Bu yetkilendirmeyi de doldurmanız gereken evraklar, işte sunmanız gereken dilekçeler, o başlık altında hepsi kılavuz halinde zaten yayınlanmış. Onları tamamlayıp bize dilekçe şeklinde göndermeniz gerekiyor. Biz de incelenip tarafımızda ETUS'a kim girecekse yetkilendirme veriliyor bir kişiye ya da iki kişiye, bilmiyorum. Hani kaç kişi isterseniz yetkilendirme veriliyor. Tarafımızda elektronik imzayla bir şifre veriliyor. Siz onunla beraber sisteme ETUS'a girip elektronik ortamda firmanızın bilgilerini giriyorsunuz. İşte nerede yapacaksınız, mevcut istihdamınız nasıl olacak, bölgesel mi istiyorsunuz, genel teşvik mi istiyorsunuz, bunları dolduruyorsunuz. Ya da yatırımınız tevsi mi, komple yeni yatırım mı, bunların bilgisini giriyorsunuz. Daha sonra belge kapsamında üreteceğiniz ürünü üretmek için temin etmek istediğiniz makine teçhizatları giriyorsunuz oraya. Bunları da bu arada dipnot olarak söyleyeyim. KDV'siz tutarları girmeniz gerekiyor. Finansal bilgiler kısmına da işte toplam yatırım tutarınıza bina inşaat harcamaları, eğer belge kapsamında arazi arsa almak istiyorsanız onun tutarı,
Diğer harcamalar, mesela gümrüklerim olur, nakli olur, taşıma olur. Bunların harcaması varsa bunları tutarında giriyorsunuz ve toplam finansman tutarınızı orada görebiliyorsunuz. Bunun 1 milyonun altında kalmaması gerekiyor. Daha sonra tarafınıza onaya sunuyorsunuz. Biz burada o müracatları, belgenizi inceleyip ve pardon, yüklemeniz gereken evraklar var bir de aradığımız. Mesela proje tanıtımınızı yüklemeniz gerekiyor. Orada projenizle ilgili, yatırım projenizle ilgili nasıl bir proje yatırım yapacaksınız, nerede yapacaksınız, yatırımcı hakkında bilgiler, üretilecek ürünler. Mümkünse resimli koymanızı istiyoruz. Çünkü biz onları, bizde sunduğunuz, gönderdiğiniz proje tanıtımını baz alarak belgemizi oluşturuyoruz. Proje ve ürünün üretim akış şemasını da koymanızı istiyoruz. Bu şekilde bir proje tanıtımı yükleyeceksiniz. Daha sonra sigorta borcu yoktur, hazine müsteşarlığına verilmek üzere alınması gerekiyor. Onu eğer yatırımınız varsa, komple yeni yatırım değilseniz, ODA tarafından onaylı kapasite raporu yüklemeniz gerekiyor. Daha sonra firmanız için, firmanızın bilgilerini içeren vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, yatırım yeri bilgileri, tapu veya yapı ruhsatı olur ya da kiradaysanız kira sözleşmesi gibi belgeler. Bunları yüklemenizi istiyoruz ve daha sonra bir müracaatınız bize ulaşıyor. Biz bunu inceleyip değerlendirip eğer eksik yoksa ona daire başkanımız değerlendiriyor. Eksik olursa biz size eksiği yazıp tamamlamanızı istiyoruz. Süreç bu şekilde. Bundan sonra bütün işlemler elektronik ortamdan müracaat etmeniz şeklinde devam ediyor. Bu şekilde eğer sormanız gereken bu konuyla ilgili daha sonra aklınıza takılan bir şey olursa bana ulaşıp, bize ulaşıp her türlü bilgiyi alabilirsiniz. Benim kısmım bu kadardı. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Zahide Hanım. Sağ olun. Rica ederim. Verdiğiniz bilgiler için. Şimdi Emir Bey ile devam edeceğiz. Evet. Emir Bey, hattasınız değil mi? Buradasınız. Hattayım. Evet, ben de Zahide Hanım'a teşekkür edeyim. Bir de Zahide Hanım'ın anlattıklarına bir özet geçeyim. Şimdi biz mevcut teşvik sistemimizi 2012-3305 sayılı karar kapsamında bütün yatırım projelerini bu şekilde değerlendiriyoruz. Bu karar hükümleri çerçevesinde. Tabii bunun uygulamasına ilişkin bir de 2012'ye bir sayılı tebliğimiz var. Tabii bunlar diyeceksiniz ki ya 2012'den kaldı, niye bu kadar eski? Ama biz bu arada zaten sektörden gelen sivil toplum kuruluşlarından, meslek kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda zaten bunları revize ediyoruz. Değişikliklere gidiyoruz. Siz de takip ediyorsunuzdur muhtemelen. Toplamda 20'nin üstünde bir karar değişikliği yaptık. Onun 15'in üstünde tebliğ değişikliği yapıldı bu arada. Diğer taraftan biz şimdi Zahide Hanım'ın anlattığı kısımda biz size ürettiğiniz ürüne, yatırım tutarınıza, yatırımı yaptığınız bölgeye göre bir paket program sunuyoruz. Diyoruz ki ya Bursa'da atıyorum Bursa örneğinden yola çıkalım. Bursa'da bir otomotiv yatırımı yaptınız, otomotiv yan sanayi. Diyoruz ki size biz dördüncü bölge desteklerini veririz. Ondan sonra metal işleme yatırımı yaptınız. Size Bursa ili özelinde olursa genel teşvik sisteminden destek veririz. Sade KDV gümrük veririz. Ve bütün yatırımlara bir paket program sunuyoruz. Tabii ki buradaki buna biraz mecburuz. Niye mecburuz? Çünkü bütün Türkiye, biraz önce söylediğim gibi bütün Türkiye genelinde uyguluyoruz. Bazı ayrımlara gitmemiz çok zor oluyor bu konuda. Hani firmalardan genelde şikayetini alıyoruz. Firmalar da haklı olarak diyor ki benim yerlilik oranım %70, diğerininki %20. Hani bize ayrı bir destek yok mu? Buradaki belli başlı sıkıntılarımız var. Her yatırım projesini bu ölçekte değerlendiremiyoruz. Bu yüzden de paket program sunuyoruz. Zahide Hanım'ın saydığı öncelikli yatırımlar var. Öncelikli yatırım dediğimiz kavram, biz bazı yatırımları bulunduğu bölgeden, yatırımın yapıldığı bölgeden bağımsız olarak o yatırımın önemli olması nedeniyle bizim için karar kapsamında önemli olması nedeniyle 5. bölge destekleriyle destekliyoruz. Atıyorum Bursa ilinde bir elektronik
yatırımı yapacaksınız. Elektronik ürün üreten bir yatırım yapacaksınız. Kamera üreteceksiniz. Biz size normalde Bursa'yı siz de biliyorsunuz birinci bölge, beşinci bölge destekleri veriyoruz. Diğer taraftan bir stratejik yatırım programımız var. Bu stratejik yatırım programında biraz önce saydığımdan farklı olarak ürün bazlı gitmiyoruz. Temelde 4 kriterimiz var. Bu 4 kriterin sağlanmasına bakıyoruz. Eğer bu 4 kriter sağlanırsa sizin belgenizi stratejik yatırımların teşviki programı kapsamında destekleyebiliyoruz. Tabii ki buradaki desteklerimiz biraz daha fazla. Buradaki desteklerimiz biraz daha yüksek oran ve sürelerde destekliyoruz sizi. Faiz, özellikle faiz desteğinde biraz daha fazla burada. Ama genel anlamda dediğim gibi bizim 2012-3305 sayılı karar kapsamında verdiğimiz destekler bir paket programı. Yani size bir paket veriyoruz. Biraz da şeyden bahsedeyim. Bursa'yı Zahide Hanım bu istatistikleri gösterdi. Zahide Hanım'ın gösterdiği istatistiklerde Bursa'yı 3. sırada. Bizim verdiğimiz hem belge adedinde yanlış hatırlamıyorsam hem yatırım tutarında, yani bizim en fazla belge düzenlediğimiz, en fazla diyalog kurduğumuz, iletişim kurduğumuz diyeyim, illerin başında geliyor. Tabii biz bundan memnunuz. Yani ilk iki İstanbul ve Ankara mı Emir Bey? Birinci İstanbul'dur, ikinciyi tam hatırlamıyorum. Muhtemelen Ankara'dır diye tahmin ediyorum. Ama Bursa'nın üçüncü olması, Kocaeli de olabilir ikinci. Kocaeli. Orada tam emin değilim. Birinci İstanbul, onu biliyorum. Üçüncü de Bursa. Hani bu bizim için anlamlı. Yani Bursa bizim için önemli bir coğrafya. Bizim otomotiv makine imalatı sektörümüzün herhalde en önde gelen illerinden. Siz de görüyorsunuz. Ve zaten hani bizim için kıymetli olan imalat yatırımları, genelde düzenlediğimiz belgelere bakarsanız toplamda 2472 belge vermişiz, 2000'i yani %90'a tekabül eden kısmı imalat yatırımı. Evet. Burada diğer Bursa ili için diyebileceğim, en son 1 Ocak'ta yürürlüğe giren bir ilçe bazlı teşvik sistemimiz vardı. Bursa'nın genelde bütün buradaki temel kriterimiz, eğer ilçe ilin gelişmiş düzeyinden daha alt seviyedeyse biz o ilçeyi bir alt bölge destekleriyle destekliyoruz. Yani önceden ilçelerden şöyle bir şikayet geliyordu. Yani işte genelde merkez ilçelere yapılıyor yatırım. Merkez ilçe zaten çok gelişmiş. Siz bizle o merkez ilçeyi aynı destekle destekliyorsunuz. Kimse bize gelip yatırım yapmıyor. Bu şikayeti ortadan kaldırmak için işte 1 Ocak'tan itibaren ilçe bazlıya geçtik. Ama Bursa'da şöyle bir durum var. Bursa'nın genelde bütün ilçeleri gelişmiş. Toplamda 3 tane ilçesi bu kriteri sağlıyor. Yani toplam ilin gelişmişlik seviyesine göre daha alt bölgede olan 3 tane ilçemiz var. Yani Bursa'nın topyekun bir gelişmişliği var. Buradan bunu anlayabiliyoruz. Diğer illerimizde asgari 5-6 ilçede böyle bir durum hakim. Bir de ayrıca Bursa için 2 tane stratejik yatırım belgesi düzenlemişiz, teşvik belgesi. 5 tane de proje bazlı verdik. Bu da hani Bursa ilinin ne kadar Bursa ilinde yatırım yapıldığı, Bursa ilinin yatırımcılarının ne kadar da girişken olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda cesaretli olduğunu da gösteriyor. Şimdi biraz önce dediğim gibi bizim verdiğimiz destekler genelde Bursa'ya işte 2000 tane yok, ne kadar veriyoruz? Ha, bölgesel 1419 tane vermişiz. Bir ileriye gelir misiniz Ayda? Öncelikle 264 tane vermişiz. Yani muhtemelen bunların büyük çoğunluğu dördüncü bölge verdiğimiz, yani işte makine imalatı, otomotiv, motorlu kara taşıtı, diğer taraftan diğer ulaşım araçları, elektrikli makine tesisat imalatı, elektronik imalatı konusunda düzenlenen ve bizim önemli saydığımız yatırım konularında muhtemelen bunların büyük çoğunluğu düzenlendi. Ve bu yüzden de hani Bursa ilini burada takdir etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi biraz önce anlattıklarımız bizim 2012-3305 sayılı karar kapsamında verdiğimiz genel uygulamalarımızdı. 4 tane temel uygulama. Son olarak bizim son yıllarda şöyle bir ihtiyacımız oluştu. Şimdi bazı yatırımlar var. Cidden çok önemli. Ülke için önemli. Sadece hani yatırım için değil, ülke için önemli, yüksek katma değeri olan, Ar-Ge yoğunluğu fazla olan, ondan sonra bizim arz güvenliğimizi sağlayacak konularda yapılan bazı yatırımlar var. Biz bu yatırımları destekleyemiyoruz. Yani elimizde ciddi bir şey yok. Yani atıyorum montaj yapan
yatırımcıyla aynı şeyleri vermek de istemiyoruz bunlara. Bu yüzden biz ilk etapta bir proje bazlı teşvik sistemi çıkardık. Zahide şeye gelebilir misin proje bazlıya? Şimdi burada işte dediğim gibi bazı yatırımları bizi ekstra desteklerle desteklemek istiyoruz ki yatırımcının burada aldığı riski bir kısmını da biz üstlenelim istiyoruz. Bu proje bazlıdaki alınan bir sonrakine gelir misin dedi. Şu amaçların olduğu kısma. Burada işte temel belli kriterlerimiz var. Biz 500 milyonun üstünde bir yatırım istiyoruz. Yatırımları proje bazlı olarak destekleyebilmemiz için. Buradaki yatırımın sadece 500 milyonun üzerinde olması hani proje bazlı destekleneceği anlamına gelmiyor. Bizim aradığımız birkaç kriter var. Bunlar işte biraz önce bahsettiğim gibi ülkenin kritik ihtiyaçlarını karşılama seviyesi, arz güvenliğini sağlayabilmesi, dışa bağımlılığımızı, ithalat bağımlılığımızı azaltabilmesi, teknolojik dönüşümü gerçekleştirebilme yetisi, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek yatırımları bu proje bazlı kapsamda desteklemek istiyoruz. Burada tabii biraz önce anlattığımda size dedim ki paket bir program veriyoruz. Bu proje bazlı da paket bir program vermiyoruz. Proje bazlı da şöyle bir şeyimiz oluyor. Firmanın ihtiyaçlarını dinliyoruz. Hangi desteklere ihtiyaçları var? Bu destek unsurları kalabilir Zahide. Hangi desteklere ihtiyacı var? Bunları dinliyoruz. Ondan sonra bizim verebileceğimiz destekleri söylüyoruz. Burada firmaya özel bu tailor-made dedikleri terzi usulü bir destekleme şeyi belirliyoruz. Sınıfı veya sınıfı demeyeyim. Destek unsurları belirliyoruz. Biz peki bu proje bazlı kapsamında hangi destekleri veriyoruz? Biz vergisel destekler veriyoruz. Daha önce anlattığımız destekler KDV istinası, gümrük muafiyeti. Yani KDV istinası dediğim, siz teşvik belgesi kapsamında bir makine tesisat alıyorsanız KDV'den muaf olarak bunu temin ediyorsunuz. Aynı şekilde araba makine tesisatı ithal ediyorsanız, gümrük vergisi ödemiyorsanız, vergi indirimi veya vergi istisnası, ya bu vergi indiriminde diğer bizim mevcut 2012-3305 sayılı karardan farklı olarak burada yatırıma katkı oranını %200'e kadar verebiliyoruz. KDV iadesi yine Zahide Hanım'ın anlattığı gibi bina inşaat harcamalarında istisnadan farklı olarak bina inşaat harcamasında siz gidiyorsunuz şeyi ödüyorsunuz KDV'sini. Daha sonra vergi dairesine gidip bu KDV'nin iadesini alabiliyorsunuz. Diğer taraftan proje bazlı kapsamında istihdam desteği verebiliyoruz. Sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği. Bunları Zahide Hanım anlatmıştı. Sigorta primi işveren hissesi desteği bir işçinin normalde 2012-3305 sayılı kararda asgari ücrete tekabül eden kısmını karşılıyoruz. Bu da ne kadar yapıyor? Yaklaşık 500 TL falan yapıyor. Ki burada brüt ücret üzerinden veriyoruz proje bazlı da. Yani sizin ödediğiniz maaş üzerinden tekabül eden sigorta primini bakanlığımız karşılıyor. Gelir vergisi stopajı zaten sabit. Bu 136-137 TL gibi bir şey olması lazım yanlış bilmiyorsam. Onu da bakanlığımız karşılıyor 10 yıl boyunca. Burada yeni bir destek unsuru var. Nitelikli personel desteği. Nitelikli personel desteği bu yatırım kapsamında çalışacak kilit personel. Nitelikli personel olarak kabul edeceğimiz personellerin maaşı bakanlığımız tarafından karşılanıyor 5 yıl boyunca. Tabii maaşta da burada bir sınırımız var. Asgari ücretin 20 katına kadar, brüt asgari ücretin 20 katına kadar karşılayabiliyoruz. Ayrıca tabii bu yatırımlar 500 milyonun üstünde olduğu için ciddi bir finansman yükü oluyor firmalara. Bu finansmanın yükünü biraz olsun azaltmak için bazı destekler verebiliyoruz. Faiz desteği, kar payı desteği. Faiz desteğinde burada oranımız yok. Burada bir tutar üzerinde anlaşılıyor. Yani işte firmaya şey diyebiliyoruz, işte 50 milyon TL sana faiz desteği vereceğiz diyebiliyoruz. Tabii buradaki burada durum şeyde, firmanın yaptığı yatırımla, yatırımın büyüklüğüyle alakalı olarak bir faiz desteği tutarı belirleyebiliyoruz. Aynı şekilde enerji desteği. Bu yatırım aşamasından ziyade işletme döneminde firmanın üretim için kullanacağı enerjinin belli bir kısmı bakanlığımız tarafından karşılanabiliyor.
Sermaye katkısı, tabii bunu hiç daha uygulamadık. Sermaye katkısı devlet belli bir kısmına ortak olabiliyor yatırımın ama şu ana kadar hiç uygulaması yok. Aynı şekilde hibe desteği de çok tercih edilmiyor. Yatırım yeri tahsisi verebiliyoruz. Normalde biz yatırım yeri tahsisi verirken o yerin hazine arazisi olması gerekiyor. Yani firmalar bazen bize gelip şeyi söylüyorlar. İşte biz OSB'de tahsis istiyoruz. Tabii burada OSB arazisi, hazine arazisi olmadığı için biz burayı tahsis edemiyoruz. Bizim için burada yatırımın yerinin tahsis edilmesi demek hazine arazisi için biz teşvik belgesine bunu yazıyoruz. Eğer Çevre Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü uygun görürse bu tahsisi yapabiliyor. Buradaki durum biraz farklı proje bazlı da. Eğer proje bazlı kapsamında bir yatırım yeri tahsis edildiyse normalde 3305'te bir önce anlattıklarımızda Zahide Hanım'ın anlattığında 49 yıllığına kiralıyordunuz. Burada eğer öngördüğünüz veya taahhüt ettiğiniz istihdamı ve yatırım tutarını gerçekleştirirseniz 5 yıl sonunda size ait oluyor bu yatırım yeri. Burada böyle bir bu teşvik sisteminin güzelliği var, onu öyle söyleyeyim. Altyapı desteği dediğimiz bazı yatırımlar, tabii muhtemelen Bursa'da olan yatırımlardan bahsetmiyorum. Hepiniz biliyorsunuzdur Sütaş'ın yaptığı yatırım. Bingöl'de yapıyor yatırımı. Belli altyapı ihtiyaçları oluyor. Bu altyapı ihtiyaçlarının devlet tarafından, bakanlığımız tarafından karşılanıyor bazı ihtiyaçları. Bu diğer destekler kısmında kamu alım garantisi var. Tabii bu normal bir yatırıma uyguladığımız bir destek değil. Genelde işte ne olabilir? İşte ilaç olabilir. İşte Alve Medica firmamız var, siz de biliyorsunuz. Kalp kapakçığı yapıyor. Yani buna verilebilir. Yani devletin tüketici olduğu veya alıcı olduğu sektörlerde işte aşı, son zamanlarda şey olan aşı olabilir, tıbbi cihaz olabilir. Devletin direkt alıcı olduğu ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda kamu alım garantisi verilebilir ama şu ana kadar verdiğimiz bir destek değil bu da. Bir de bazı kamuda kolaylaştırma, işte izin, lisansla kolaylaştırma gibi bazı izinlerin, şeylerin, işte işlemlerin, süreçlerin hızlandırılması için bir şeyimiz olabiliyor. Sürece dahil olabiliyoruz. En azından diğer kurumlarla yazışıyoruz. Bir sonrakine gelebiliriz Zahide. Şimdi biz bu proje bazlıyı nasıl veriyoruz? Proje bazlı da temelde iki tane şeyimiz var. Müracaat usulümüz var. Bir davet usulü, bir çağrı usulü. Çağrı usulünü şu güne kadar hiç kullanmadık. Genelde firma geliyor, projesini anlatıyor. Biz Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü olarak bu projeye ilişkin bir sunum hazırlıyoruz. Sunumu Sayın Bakanımıza yapıyoruz. Bakanımız eğer uygun görürse firmayı çağırıyor, firmadan da dinliyor ne yapacağını. Ondan sonra eğer Bakan Bey de uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı makamına sunuluyor bu proje. Eğer Cumhurbaşkanımız da uygun görürse bir destek kararı çıkartıyoruz bu proje için. O destek kararında yatırımın süresi, yatırım konusu, yatırımın büyüklüğü, yatırımın kapasitesi ve yatırıma verilecek destek unsurları belirleniyor. Bu şekilde bu işlem bittikten sonra, destek kararı çıktıktan sonra biz bu yatırımı teşvik belgesine bağlıyoruz. Temel olarak proje bazlı teşvik sisteminde biz bu usulü, bu yöntemi kullanıyoruz. Şu ana kadar hiç çağrı usulüne çıkılmadı. Hani bir çağrı yapılıp da biz sizi proje bazlı destekleyeceğiz bu yatırım konularında demedik. Şu ana kadar olan süreçte genel olarak biraz önce anlattığım gibi ilk önce bir şey firma geliyor, yatırım projesinden bahsediyor. Bu bizim işte bak, genel müdürlük olarak bir şey yapıyoruz. Buna ilişkin bir bilgi notu hazırlıyoruz, bir sunum hazırlıyoruz. Bunu bakanlık makamına sunuyoruz. Sayın Bakanımız uygun görürse, isterse firmayı dinleyebiliyor. Firmanın ihtiyaçlarını dinliyor. Firma hangi destekleri istiyor, biz hangilerini verebiliriz. Yani burada bir karşılıklı olarak hani amiyane tabirle bir pazarlık yapılabiliyor. Yani pazarlık demeyelim ama negotiation dedikleri bu şeylerin. Ona göre bir destek oranları belirleniyor, süreleri belirleniyor. Tabii bu sonradan Cumhurbaşkanlığı makamına çıkartılıyor. Cumhurbaşkanımız da uygun görürse bir destek kararı çıkartıyoruz. Bu kararın arkasından da teşvik belgesi düzenleyip bunu uygulamaya başlıyoruz.
Şimdi burada şöyle bir sıkıntımız oldu. Firmalardan genelde şöyle bir şey geldi bize, yatırımcılardan. Ya 500 milyon ciddi bir rakam, çok büyük bir rakam. Biz bunları, bu rakama ulaşamıyoruz. Burada haklılık payı da var tabii yatırımcıların. Belli yatırımlar bunun arasında kalıyor. Yani cidden önemli bir yatırım yapıyor. Nitelikli bir yatırım yapıyor. Katma değeri yüksek bir yatırım yapıyor. Ama biz 500 milyon olduğu için bunu şey olarak destekleyemiyoruz. Proje bazlı 500 milyonu geçmediği için. Bunun için de farklı bir program çıkarttık. Hamle programı ihtiyaç dahilinde. Aşağı gelebilir misin? Zahide biraz daha yukarı çıkar mısın? Şu bir aşağı gel. Pardon. Yok yok, şeyde hamleye gelin. Tamam, burası da kalabilir. Şimdi burada şöyle bir hamle programındaki olayımız şöyle. Eğer hamle programında siz de takip ediyorsunuzdur. Birkaç gün önce de zaten ürün listesi açıklandı. Bir resmi gazetede yayınlanan bir ürün listemiz oluyor. Bu ürün listemize istinaden bir çağrıya çıkılıyor. Burada çağrı usulünü kullanıyoruz. Diyoruz ki şu yatırım konularında şu ürünlerin üretimine yönelik yatırım yapıyorsanız belli kriterler koyuyoruz. İşte bu asgari yatırım tutarı olabiliyor, 10 milyonun üstünde olabiliyor. Çeşitli işte minimum istihdam kriteri koyulabiliyor. Eğer bunları sağlayabiliyorsanız bize gelin başvurun diyoruz. Hamle portalı var. Siz hamle portalına başvuruyorsunuz. Hamle kapsamında iki farklı destek verebiliyoruz biz size. Diyoruz ki eğer 50 milyonun üstündeyse size proje bazlı verebiliriz. Ama atıyorum işte biz çağrı programında dedik ki asgari yatırım tutarı 10 milyon olacak. 10 milyon ile 50 milyon arasındaysanız da stratejik verebiliriz. Tabii burada süreç nasıl işliyor? Süreç ilk önce siz müracaatınızı yapıyorsunuz. Bir fizibilite raporu sunuyorsunuz. Sonra bir bağımsız denetim firmasından bir fizibilite raporu istiyoruz sizden. O bağımsız denetim firması yapacağınız yatırıma ilişkin bir fizibilite raporu hazırlıyor. Ve program portalına bunu ekliyor. Ondan sonra bir komisyon oluşturuluyor bu yatırım için. Komisyon dediğim şey bizim bakanlığımız için de oluşturulan bir komisyon. Bu komisyonda yatırımınız değerlendirilip komiteye sunuluyor. Komite kimlerden oluşuyor? 3 tane bakan yardımcımız, TÜBİTAK başkanımız, KOSGEB başkanımız. Bunlara bu yatırımların sunumu yapılıyor, fizibilite raporları sunuluyor, çeşitli kriterleri işte ihracat potansiyeline bakılıyor, ithalatı azaltma potansiyeli, teknolojiye etkisi, teknolojik gelişime etkisi, işte Ar-Ge yoğunluğu gibi kriterler sayın komiteye sunuluyor. Komite uygun görürse bunları proje bazlı teşvik sistemi kapsamında eğer 50 milyonu geçiyorsa veya stratejik yatırım kapsamında destekleyebiliyor. Stratejik yatırımların teşviki programı kapsamında destekleyebiliyor. Netice itibariyle buradaki son karar da komite tarafından veriliyor. Siz müracaatınızı yapıyorsanız değerlendiriliyor. En son komite desteklenmesine uygun görülen veya desteklenmeme kararı da alınabiliyor. Tabi bu da bir ihtimal, onu da söyleyeyim. Eğer 50 milyonu geçiyorsanız proje bazlı da verebiliyor burada. Zayda bir alttaki sunuma gelebilir miyiz slayta? Destek unsurlarının oldu. Burada da şeyi göreceksiniz. Şimdi bu hamle programı baştan uca diye düşündüğümüz teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı. Burada sadece bizim desteklerimiz yok. Komite TÜBİTAK Ar-Ge desteği de tanımlayabiliyor. Eğer bir Ar-Ge projeniz varsa ve o Ar-Ge projesinde geliştirilecek ürünü üretecekseniz bir Ar-Ge desteği tanımlanabiliyor. Eğer KOBİ sınıfına giriyorsanız bir KOSGEB KOBİ desteği tanımlayabiliyor. Son olarak da dediğim gibi teşvik uygulama kapsamında stratejik yatırımların desteğini de tanımlayabiliyor, proje bazlı destek sistemini de tanımlayabiliyor. Burada yine vereceğimiz destekler, eğer stratejik yatırımsa KDV istinası verebiliyoruz, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi verebiliyoruz. Burada yatırıma katkı oranı %50 olabiliyor, %50 oluyor. Sigorta primi işveren hissesi desteği veriyoruz, sigorta primi işçi hissesi, gelir vergisi topacı veriyoruz. Faiz veya kar payı desteği verebiliyoruz. Buradaki tabii normal bizim
3.305 sayılı kararda verdiğimiz stratejikten daha yüksek oranda veriyoruz faizi, faiz desteğini. Yatırım yeri tahsisi verebiliyoruz, KDV iadesi verebiliyoruz eğer stratejik destekleniyorsa. Diğer taraftan eğer proje bazlı komite uygun görürse proje bazlı kapsamında desteklemek istiyorsa biraz önce saydığım destekleri verebiliyoruz. Biraz önce anlatmıştım. Tabii burada nihai karar komitenin oluyor. Komite uygun görmesi halinde bu destekleri tanımlayabiliyor. Bu çağrı usulü oluyor ve yakında çağrıya çıkılacak diye biliyorum. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer bir sorunuz varsa soruları da alabiliriz. Teşekkür ediyoruz Emir Bey. Sorulara geçmeden önce şöyle bir hatırlatma yapayım. Şimdi chatten de arkadaşlarım yazdılar. Soru sormak isteyenler orada belirtebilirler diye, ama biz şöyle de yapabiliriz. Soru sormak isteyen kişiler mikrofonların sesini açıp sorularını ilgili kişiye yöneltebilirler. Dikkat edeceğimiz bir nokta var orada. Bu tür sunumlarda o çok sevimli olmuyor çünkü. Onu da dağılıyor çünkü. Eğer işiniz bittikten sonra mikrofonu kapatmazsanız harici sesler konsantrasyonu da bozabiliyor. Buna dikkat ederseniz sevinirim. Şimdi chatten soru sorma konusunda Erkan Pancaroğlu'nu gördüm ben. Erkan Bey'in sorusunu alalım. Devam kısmını da başlatmış oluruz diye düşünüyorum. Erkan Bey, gördük sizi. Buyurun. Merhabalar, ben Erkan Pancaroğlu. Cankar Plastik Ambalaj. Bir şey öğrenmek istiyorum. Atladık mı oraya acaba? Finansman desteklerinde hibe desteği vardı. Bu konuda bir bilgi alabilir miyiz? Erkan Bey, bu finansman desteğinde hibe desteği dediğimiz, tabii bu proje bazlı kapsamında verdiğimiz bir destek. Evet. Eğer proje bazlı olarak desteklenecekse, desteklenmesine karar verilirse yatırımınızın, o zaman hibe desteğimiz var. Ama şeyi söyleyeyim, şu ana kadar biz 27 proje için destek kararı çıkarttık proje bazlı kapsamında ve hiçbirinde hibe desteği tanımlamadık. Hani çok da nasıl diyeyim, tabii biz burada şey değiliz genel müdürlük olarak, bu destekleri biz belirlemiyoruz. Sayın Bakan'la Sayın Cumhurbaşkanımız işte destekleri belirleyen onlar. Yani buradan şeyi söyleyebilirim, hani hibe desteğine çok da sıcak bakılmadığını söylemem yanlış olmaz. 27 tane destek kararı çıkarttık, bunların hiçbirine de hibe desteği tanımlanmadı. Yani hibe desteği konusunu böyle söyleyeyim size. Bir de bir sorum daha olacaktı. Bir ilave yapabilir miyim Erkan? Evet, buyurun. Yani şöyle söyleyeyim, hani KOSGEB hibe desteği veriyor ama tabii onun verdiği çok sınırlı. Şimdi biz burada 500 milyonun üstündeki bir yatırımdan bahsediyoruz. Hani ona anlamlı bir hibe desteği vermek demek minimum 100 milyondan başlıyor. Hani bu da çok istenmiyor. Çünkü hibe desteğinin etkinliği de tartışılır diye düşünüyorum. Hani benim kendi bugüne kadar gördüklerim, eski uygulamaları incelememden dolayı çok da faydalı bir destek olduğunu kişisel olarak da düşünmüyorum. Öyle söyleyeyim. Sonuçları bakımından olumlu olmuyor yani bir bey, öyle mi? Ya bana öyle geliyor. Evet. Çünkü şeyi söyleyeyim, bizim teşvik sistemimiz kendi kendini, bu proje bazlıdan hariç, bizim o dördüncü bölge, beşinci bölge dediğim sistemden bahsedeyim. Bu sistem kendi kendini kontrol eden bir sistem. Biz KDV istansı veriyoruz, siz makine almazsanız bundan faydalanamıyorsunuz. Gümrük vergisi veriyoruz, bu makine almadan gümrük vergisinden faydalanamıyorsunuz. İstihdam destekleri veriyoruz, işçi çalıştırmazsanız bunlardan faydalanamıyorsunuz. Vergi indirimi veriyoruz. Vergi indirimi ciddi oranlarda veriyoruz ama siz yatırım yapıp yatırım neticesinde kâra geçmediğiniz müddetçe bu destekten faydalanamıyorsunuz. Faiz desteğinde de siz bu yatırımı yapmazsanız zaten faiz desteğinden faydalanamıyorsunuz. Banka size böyle bir kredi vermiyor, yatırım kredisi vermiyor. Yani bizim teşvik sistemimiz kendi kendini kontrol eden bir sistem ve etkili bir sistem olduğunu düşünüyorum. Tabii belli hataları, belli şeyleri vardır ama genel anlamda etkili bir mekanizma olduğunu düşünüyorum bu teşvik sistemimizde verdiklerimizin. Hibe'nin çok etkili bir yöntem olduğunu düşünmüyorum. Hani KOSGEB ölçeğinde olabilir ama daha büyük ölçekte çok da anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Evet. Diğer soruyu alalım Erkan Bey. Bir de bir şey daha soracağım. Şimdi biz plastik ambalaj yapıyoruz. Yani Cankar Plastik Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ diye geçiyor. Ve aynı zamanda otomotiv yedek parçaları da yapıyoruz. Yani otomotiv bizim Cankar Plastik bu ünvanın içinde yok.
Ama benim şöyle bir duyu aldım. Otomotiv olmadığı için destekten faydalanamazsınız diye bir şey aldım, duyum aldım. Bir de benim ileride bir projem daha olacak. Bu da askeri bir proje olacak. Savunma sanayiyle ilgili. Savunma sanayiyle ilgili. Böyle bir projemiz var elimizde. Bu bünyenin içinde yapabilir miyiz bunu? Yani ünvanı değiştirmeden. Erkan Bey şöyle söyleyeyim. Ya bizim için şey firmanın ünvanı anlamlı değil. Hani Cankar Plastik de olabilir, Cankar Otomotiv de olabilir. Burada sizin bahsettiğiniz durumda bizim temel sıkıntımız şey. Siz bir ambalaj yapıyorsunuz, ambalaj yatırımınız var, bir de otomotiv yatırımınız var. Şimdi normal şartlarda biz otomotiv yatırımlarını Zahid Hanım'ın da anlattığı üzere dördüncü bölge destekleriyle destekliyoruz. Evet. Ama bunu orta yüksek teknoloji sayıyoruz. OECD sınıflandırmasına göre orta yüksek ürün üretimine yönelik bir yatırım sayıyoruz otomotiv yan sanayi yatırımınızı. Ama ambalaj yatırımınız bizim bölgesel destek kapsamında desteklemediğimiz bir yatırım konusu. Biz bunu genelden destekliyoruz. Buradaki asıl sıkıntı sizin ünvanınızda otomotiv geçmemesi değil, ikisinin aynı yerde yapılması. Size hani benim kendi adıma tavsiyem bu savunma sanayiyi, otomotivi ayrı bir tesiste yapın. Yani fiziki olarak bu ikisini ayırırsanız biz sizin yapacağınız bu savunma sanayiye, otomotive yönelik olan yatırımı dördüncü bölge destekleriyle destekleriz. Ambalajı da genel teşvik sisteminde bulunduğu yerde destekleriz. Ama bunu sizden fiziki olarak ayırmanızı isteriz. Eğer bizden dördüncü bölge istiyorsanız. Erkan bir şey sorabilir miyim? Bu otomotiv parçaları plastik mi yoksa... Plastik, evet. Plastik şişirme. Burada yaşıyoruz. Ayırt etmemiz çok zor. Peki burada... bu aynı yerde ismi değiştirerek yapabilirim herhalde o zaman. Ya bunu yaparsınız. Burada yapmanızda sakınca yok ama şimdi ambalaj yaptığınız sürece... Ambalajı ayıracağım bir tek. Tabii ambalajı yani fiziki olarak orayı ayırırsanız bu ünvanla yaparsınız. Cankar diye... Yani Cankar Plastik diye de gelseniz, eğer savunma sanayi ve otomotiv yapıyorsanız biz size dördüncü bölge desteğini veririz. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ediyorum. Evet, başka soru olan? Galiba yok. Bir arkadaşım, Emir Bey. İmalat bir dairesi ne demek diye bana özelden chatten yazmış. Bakanlık tamam. İdari bir yapılanma galiba birkaç cümleyle izahat gerekecek. Tamam, onu anlatayım. Bizim Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü özelinde verdiğimiz destekleri sektörlere göre sınıflandırdık. İşte atıyorum otel yatırımı yapıyorsunuz, okul yatırımı yapıyorsunuz, bir sağlık tesisi yapıyorsunuz. Hizmetler dairemiz size bakıyor. Ondan sonra diğer imalat yatırımları için de belli kısımlara ayırdık. Ya daha önceden 3 tane imalat dairemiz vardı. Sonradan bunu 4'e çıkarttık. Son yaptığımız değişiklikte. İmalat bir dairesi ne demek? İmalat bir dairesi makine imalatı, elektrikli makine imalatı, elektronik işte büro aksamı ve makinesi, üretim konuları yani işte bilgisayardır, cep telefonudur. Ondan sonra beyaz eşyadır. Bunların hepsini imalat bir dairesi olarak biz destekliyoruz. Savunma sanayide biz de. İmalat iki dairemiz neye bakıyor? Tekstil yatırımlarına bakıyor. İmalat üç dairemiz kimya konusundaki kimyasal üretim, ilaç üretimleri, tıbbi cihaz üretimleri konusundaki yatırımlara bakıyor. İmalat dört dairemiz de yeni işte otomotiv, ulaşım araçları, metal eşya, ve döküm yatırımlarına bakıyor. Anladım. Ana metal sanayi yatırımlarına bakıyor. Öyle söyleyeyim. Öyle bir ayrımımız var. Genel müdürlük olarak yatırım projelerini sektörlere göre sınıflandırıp öyle değerlendiriyoruz. Yani makine imalatçısıysanız bir teşvik müracaatınız olacaksa bizim daire tarafından değerlendirilip teşvik belgesine bağlanabiliyor. Evet, bizim bölgede var ve otomotiv sektörü ağırlıklı. Onlar tabii. Da imalat 4'e gidecek. İmalat 4'e gidecek. Önceden anladım. Bizdeydi ama şu an imalat 4'e gidiyor. Evet, teşekkürler. Başka katılımcılardan sorusu olan var mı? Eğer yoksa
son birkaç cümleyle yavaş yavaş toparlayalım derim ben Emir Bey. Var mı ilave etmek istediğiniz sizin bu noktada, Zahide Hanım keza sizin? Ben şey söyleyebilirim. Normalde hani şeydir, bu ETÜ sisteminin hakkında biraz şey söyleyeyim. Biz daha önceden bütün müracaatları fiziki olarak alıyorduk. Tabii bu süreç ciddi zor bir süreçti. Hem yatırımcı işte sürekli Ankara'ya gelmek zorundaydı. Evrakları hazırlayacak, onları bir şekilde Ankara'ya getirecek. Onun müracaata genel evrağı verip onun bize gelmesi ciddi bir süreçti. Biz 2018'in Temmuz'undan itibaren elektronik teşvik sistemine geçtik. Bu muhtemelen başta biraz tabii her yenilik gibi sıkıntıları oldu. Hani biz de çok şikayet ettik, firmalar da şikayet etti. Ama netice itibariyle şu an iyi olduğunu düşünüyorum. Ve en azından pandemi aşamasında hem sizler için hem bizim için de bir şey oldu. Hayat kurtaran bir uygulama oldu diye düşünüyorum. Evet. Hani bize evden çalışma imkanı verdi, size evden müracaat etme imkanı verdi. Bu bizim yaptığımız bu elektronik teşvik sisteminin şey olduğunu, hani sizin için de yatırımcılar için de ciddi bir aşama olduğunu düşünüyorum. Pandemiye İnşallah, kadar oturmuş muydu sistem? Pandemiye kadar oturmuştu. Yani bir şans yani, oldu. Tabii bizim için bir şans oldu. Tabii hala bazı sıkıntıları var, şeyleri var ama teşvik uygulamaları gibi geniş kapsamlı bir program yazmak hani ciddi bir sıkıntı. Ha, bu ETÜ'yle ilgili şeyi de söyleyeyim. En son MÜSİAD Sayın Genel Müdürümüzü aradı. Dedi ki biz dedi bu kamudaki yazılım uygulamaları kapsamında ödül vermek istiyoruz. Bu ödülü de ETÜ programına vermek istiyoruz dedi MÜSİAD tarafından. Onu da belirteyim bu arada. Diğer taraftan ilave sorunuz ve... Ben bir soru sorabilir miyim? Dinliyorum. Şahter Maşe, İlknur ben, Manevi İdari İşler. Bizim ben, dördüncü bölge Şahter... Ben sizi tanıyorum galiba. Ben sizi tanıyorum. Şahter. Bir dakika, ben de maile bakmadım. Dördüncü bölge teşviklerinden faydalanıyoruz biliyorsunuz. Fakat stratejik teşviklerde... Özellikle ithalat yapılan ve ülkemize ciddi derecede ithalatını yaptığımız bizim çamaşır makinesi rezistans tarafı var. Biz bunu şu an yapmış olduğumuz fabrikadan ayırarak, çünkü özel bir ürün ve işte büyük firmaların, özellikle Arçelik, Bosch, Siemens ve Whirlpool gibi firmalarla çalışıyoruz. Bunların baskısı üzerine biz bunun deneme üretimlerini falan başlamak istiyoruz. Bununla ilgili araziyi alıp fabrikayı tamamen ayırıp farklı bir teşvikten faydalanabilir miyiz sorusunu sorduk birkaç danışman arkadaşımıza Ankara'dan özellikle. Bir yanlış bilgilendirme oldu. Daha sonra düzelttiler. Dediler ki sizin şu anki belgeniz 30+15, bundan daha farklı bir şey alamazsınız. Yatırıma katkı oranı olarak. Yani, bu konuda belki yeterli bilgiye sahip değiliz. Çok fazla da araştırma yapamadık. Bir arazi arayışımız oldu. Çok hızlı bir şekilde yatırım yapmak istiyoruz. Ortalama 15-20 milyon gibi bir arsa bedeli ve 20-30 milyon gibi de makine ve diğer yatırımlar olacak. Yani 50 milyonu geçemeyiz. Bunu nasıl başlatmalıyız? Size nasıl gelmeliyiz? Nasıl ilerlemeliyiz açıkça bilmiyorum. Yani şimdi biraz önce dediğim gibi biz stratejik yatırımlar, hani bu ithalat bağımlılığı yüksek ürün diye tanımlıyorsunuz. Tabii burada şöyle bir sıkıntımız da var. Hani biz ciddi bir beyaz eşya ihracatçısıyız. Hani biz beyaz eşya ihracatçısı olduğumuz için sizin bu yatırımınız hani bizim stratejikteki kriterleri sağlar mı, ondan çok emin değilim. Ama şimdi 50 milyonu geçersiniz diye tahmin ediyorum. Hani kendinize bir 4,5 yıllık bir projeksiyon sunun. Yani 4,5 yıl içinde sadece hani şey düşünmeyin, kur artışlarını düşünün, şeyi de bir hesaba katın. Eğer 50 milyonu geçiyorsanız bize stratejik teşvik başvurusunda bulunabilirsiniz. Tabii bize stratejik başvurusu yapmanız demek sizin kesinlikle stratejik destekleneceğiniz anlamına gelmiyor. Bu demin saydığımız 4 tane kriter açısından bir inceleme yapılıyor.
Bu inceleme içinde biz sanayi genel müdürlüğünü sorumlu tuttuk. Onlar bir inceleme yapıyor yurt içindeki üretim kapasitesini, ithalatımızı, ihracatımızı, bunların hepsini değerlendiriyorlar. Eğer bu dört kriteri de sağlıyorsanız size stratejik diyebiliriz. Hani bunun haricinde hamle programı kapsamında sizin şeyiniz var mı? Onu çok zannetmiyorum sizin üretim konunuz. Ürün listesinde Nacak Odun'a baktığımda giriyor da o yüzden ve sürekli ithal gelen bir ürün bu. Yani, özellikle Vestel bu konuda ciddi bir baskı yaratıyor firmaya. Getip olarak tutuyor mu orada belirtilen? Getibine bakmadım. Detayına inmem lazım. Eğer şeyse Getibi tutuyorsa hani ben de tam onu bilmiyorum. Net bir şey söylemeyeyim. Eğer Getibi de tutuyorsa hani hamle programına başvurursunuz. Orada zaten direkt 50 milyon sınırı yok. O çağrıya çıkılacak. Çağrıda şey diyebilir. Asgari 10 milyon yatırım tutarı arıyorum. Burada şey olur. 10 milyonla 50 milyon arası stratejik desteklenir. 50 milyonun üstü hamle programı kapsamında proje bazlı desteklenebilir. Yani burada şey kriterim yok. İlle o 50 milyonu geçme kriterim. Eğer bizim standart teşvik belgesi kapsamındaki bir stratejik yatırım alacaksanız orada 50 milyon arıyoruz ama burada 50 milyon aramıyorum hamle programı kapsamında. Eğer sizin ürünün getipi de o getip listesinde varsa oraya müracaat edebilirsiniz. Oradaki çağrıları da takip edebilirsiniz. Böyle de bir yol sunabilirim size. Bununla ilgili tekrar projeksiyon hazırlayıp size sunum mu yapmalıyız yoksa elektronik olarak bütün her şeyi yazıp başvuruda mı bulunmalıyız? Eğer teşvik belgesi kapsamında şey yaparsanız bir müracaatınız stratejik yatırımların teşviki konusunda normal siz fizibilitenizi yapın. O sayılan 4 tane bizim kararın 8. maddesinde işte yurt içi üretim kapasitesi, ithalat tutarı, ondan sonra ihracatımız, katma değer hesabı, bunların bir hesabını yapın, bir müracaat yapın. Biz müracaatı zaten ilgili yere gönderiyoruz. Eğer uygun gelirse siz stratejikten destekleyebiliriz. Ve burada şey yapın, 4,5 yıllık bir projeksiyon sunun kendinize. 4,5 yıl içinde 50 milyonu geçersiniz diye tahmin ediyorum. Hani için içine de arazi de girecekse 50 milyonu geçer diye tahmin ediyorum. Tamam, peki. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Daydan'ım görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Evet, katıldığınız için teşekkür ederiz. Şimdi teşekkür ederiz. Yurt'un bir sorusu olacak Mahmut Bey. Ama onun öncesinde Hüseyin Bey, şunu netleştirelim. Biz biraz geç katıldık toplantıya. Bu sunumların PDF'ini alabilir miyiz? Bize iletebilir misiniz diyor. Dayda Hanım, sizin yaptığınız bir arkasından hamle vardı galiba değil mi? Yoksa Bu tek sunumda, hazırladık bunu. Ben size iletirim. Tamam, biz katılımcılarımızla paylaşırız. Bu Sanayi Bakanlığı'nın sitesinde de bu sunumlar mevcut. PDF halinde de var orada. Tamam, ben yine de size mail atarım. Evet, biz sizden alalım, katılımcılarımıza iletelim. Bir not daha bu sunumlarla ilgili. Zaten bu görüşmemizi de, bu Zoom toplantımızı da HOSAB'ın YouTube hesabına da aynen yükleyeceğiz. İlgilenenler tekrar oradan da izleyebilirler ya da dinleyebilirler bunu da. Mahmut Yeşilyurt'un sorusunu alalım şimdi. Mahmut Bey. Merhaba, herkese kolay gelsin tekrardan. Öncelikle teşekkür ediyoruz bu güzel sunum için. Sazcılar firmasından Mahmut ben. Ya bizim açıkçası hamleyle ilgili bir sorumuz var. Ben toplantıya da bir kısmına katılamadım. Belki de bahsedilmiştir ama bu son yayınlanan hamle programında minimum yatırım tutarı gibi bir konu söz konusu mudur? Çünkü daha önce yayınlanan makineyle ilgili hamle programında minimum 10 milyon gibi bir durum vardı. Daha ürün listesini Mahmut Bey şimdi yayınlandı. Daha çağrı programına çıkılmadı. Muhtemelen asgari 10 milyon olur. Yani 10 milyon çünkü bir öncekinde de 10 milyon sınırı konuldu. Burada da 10 milyon olur diye tahmin ediyorum. Hani tabii net bir şey söylemeyeyim. Benimki sade bir tahmin. Hani 10 milyonu çok geçeceğini düşünmüyorum ama bu kişisel görüşüm benim. Yani 10 milyon civarında olur diye tahmin ediyorum. Anladım. Emir Bey, o zaman bizim çağrı programını beklememiz gerekecek tabii ki, değil mi? Tabii ki. Çağrı programını. Yani şimdi yayınlanan sade ürün listesiydi. O ürün listesinden işte bakan yardımcılarımız, bakanımızın uygun gördükleri çağrı programı kapsamında sunulacak. Diyecekler ki bu ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar başvursun. Asgari tutarı da şu olacak. Orada belli kriterler koyabilir.
Ama benim tahminim 10 milyon olur. Yani daha fazla olur mu onu tam bilmiyorum ama çok minimumdan bahsediyoruz. Değil tabii mi? Minimumdan bahsediyoruz. Tamam, bir sorum daha olacak. Sonra sizi rahatsız etmekten ayrılacağım. Şimdi şöyle, mesela bu yayınlanan GitHub kodları kapsamında bir üretimimiz yoksa ama orada bazı ileri teknolojiyle alakalı konular var. Örnek veriyorum, ileri kompozit malzemeler üretimiyle alakalı yatırım yapacaksanız diye geçiyor. Bizim oradaki GitHub koduyla ilgili ürünleri ihraç etmememiz bir problem yaratır mı? Yok, aslında şöyle bir örnek vereyim. Tabii geçen sefer mesela, geçen seferki çağrı programını incelediyseniz orada ileri döküm teknolojileri diye bir şey vardı. Hı hı. Normalde ürün listesi vardı, bir de altında teknoloji sınıflandırması vardı. Mesela ileri döküm teknolojisinden bir firma hamle programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştı, misal veriyorum. Yani aynı sizin için de geçerli olabilir. Orada illa o ürünlerin üretimi olmasına gerek yok. Tamam, çok yani teşekkür ederim. Sade şey olabiliyor, hani sizden müracaat esnasında bir getip isteniyor ama siz onu fizibilite raporunda şeyi söylersiniz zaten. Hani biz bu teknoloji programından başvuruyoruz, buna ilişkin bir değerlendirme yapılması diye. Oradan desteklenirsin eğer ileri kompozit teknolojilerine ilişkin bir şey varsa. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler Mahmut Bey. Kolay gelsin. Sağ olun, sizlere de teşekkür ettim. Başka soru var mı katılımcılarımızdan acaba? Galiba yok. Zamanı bir kontrol edelim. İkide başladığımızı düşünüyorum. 15-17 zaman şeyinin içindeyiz halen. Sayın Başkan, sizin bir eklemek istediğiniz var mı? Ya da Emir Bey, Zahide Hanım, soru yoksa yavaş yavaş toparlayalım mı? Celil, teşekkür ediyorum. Herhalde toplantıyı kapatacağız. Başka soru yok. Ben tekrar Emir Bey'e, Zahide Hanım'a, Gamze Hanım'a çok teşekkür ediyorum bu verdikleri bilgilerden dolayı. Umarım herkes için iyi bir toplantı olmuştur. Teşekkür ediyorum katılan herkese. Görüşmek üzere inşallah. Başkan, zaman zaman yapılabilir bir toplantı. Artık Emir Bey de söyledi. Hani Ankara'ya git gel, imzalar ya da bir arada olalım. Bu teknoloji çağında ayak uydurmak lazım. Tıpkı Etus, değil mi Emir Bey? Evet. Peki. Tabii ki biz her zaman hazırız. Tamam. Emir Bey de irtibata geçeriz. Zaman zaman tabii, bilgilendirme yaparız. Şu pandemiyi de inşallah atlatırız da. Zahide Hanım da hazır Bursalıymış. Mutlaka gelip gidiyordur Harmancı Hava. Geldiği zaman burada belki konferans salonumuzda bir yüz yüze bir toplantı gerçekleştiririz. Evet, Bursalıyım. Nilüfer'de yaşıyorum ama Armancık'tayım. Tamam. Çok iyi olur. Peki. Her zaman. Çok çok teşekkürler. Emir Bey, çok tekrar teşekkür ediyoruz. Zahide Hanım, görüşmek üzere. Sayın Başkan, teşekkür değerli katılımcılar, hoşçakalın. Teşekkür ederiz. İnşallah teşekkür faydalı ederiz. Olmuştur. Sizden PDF'i bekliyoruz. Sunumun aynı zamanda YouTube kanalımızda yükleyeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Hoşçakalın, sağ olun. Görüşmek üzere.